Efendim selamlar. Bugün sizlere bir önceki videoda söz verdiğim gibi şu görmüş olduğunuz hemen göstereyim. 5 tane demek isterdim ama 4 tane altın yumurtayı krediye nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. Aslında bu video çekmeyi düşünmedim ama fazla bir yorum geldi bu konu hakkında. Bu arada neden 4 tane onu da söyleyeyim. Bir tane kaldı, onu da yani saldım arkadaşlar çünkü kasılmıyor. Yani gerçekten çok vakit. Bir tane Golden 2 2-3 saatte falan kasıyorsunuz. Vakit bana bayağı fazla geldiği için kasmadım. Ya bu da bana neye mal oldu açıkçası? Şöyle göstereyim. 1v1 rankım Bronz 3 küme 1'de kaldı. Yani 1v1 rankımdan feragat ettim ama siz hani derseniz ki ben daha uzun sürede kasmak istiyorum. O sizin bileceğiniz iş. Ama bugünkü videomuzun konusu dediğim gibi buradaki bir dakika hatta bir bakalım tekrar. 470 kredimiz var. Bu dursun cepte çünkü önemli. Bir de üstüne 4 tane golden egg'imiz var. Bunlara sizlere güzel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişin detayları da videoda olacak. O zaman haydi başlayalım. Takaslarımıza geçelim. Bir nevi de takas videosu gibi olacak. Aşağıdan videoyu beğenin, kanala abone olun. Başlıyoruz. Şimdi bir Golden Egg'in kredi fiyatına bakalım. Bakın şurada zaten çekti. 100-200'e kadar düşmüş. Dert mi değil. Şimdi bunu 100 krediden muhtemelen okuturuz diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar takas yapanlar bilecektir. Hani bunları takasçılar böyle minimum fiyatın da altından almaya çalışır. Sonra işte 150'ye 120'ye falan satmaya çalışır. Biz de 100'e satarsak kar. Benim çok vaktim olmadığı için biraz zararına satış yapacağım. Söyleyeyim şimdi nasıl fiyat alacağız? Buradan Rocket Garage'ı açtık, tamam mı? Bu sitenin linklerini ben koyarım. Yani bir sürü takas repleri çekmiştim geçmişte ama hali bilmeyenler olabilir. Golden Egg 22 yapıyoruz. Bakın burası önemli. 2022 yılındayız zaten. Sertifikası yok. Rengi yok. Ondan sonra arkadaşlar ilk başta I have this item deyip hatta bir I want this item diyelim. Ya bu eşyayı istiyorum diye bir arama yaptık. Bakalım alanlar kaçtan alıyor? Pardon, satanlar kaçtan satıyor? Bak 100'den satıyor. Uf, kötü oldu bu ya. Satmak isteyenler 100'den satıyor. Bu iyi bir şey değil. 150'ye koyan var, bu gitmez. 200'e koyan var. Yani çok çok zor. İmkansız gibi bir şey 200'e gitmesi. Ortalamasına baktığım zaman 100 diyebilirim. Şimdi alanlar da muhtemelen böyle 80'dir, 50'dir o tarz krediden alıyorlardır. Bir bakacağım kaçtan alıyorlar. I have this item diye arama yaptım. Yani ben bu eşyayı sahibim diye. Kredi vermiyor. Splash veriyor. Bunu geç. At çöpe. Onun dışında 80 veriyor. Bak bir tane gördüm. 80 veriyor. Yani dediğim gibi tutturduk. Az çok 80 80 hepsi 80 veriyor lan, bu ne böyle, 70 veriyor. Yani arkadaşlar 100 kredi okutmamız zor gibi. Aa bak buymuş lan, ama bu da 80 yine. 5 çarpı 8 yap, 40 ediyor, 400. Şöyle bir arama yapacağız o zaman. Bakın arkadaşlar şimdi 80 krediye bulduk, yani satabiliyoruz garanti olarak. Ama biz bunu diyeceğiz ki 100 krediye bir aralık koyacağız. Bir de abidesi yok ya, bu kadar. Arat bakayım ne çıkıyor. Şimdi 100 yaptık. Aa bir de bir dakika. Şu minimum kredi değerini de değiştireceğiz. Bunu 90 yapacağız. Bu şekilde aratacağız. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Abi bulduk, güzel. Bels PSX. Şimdi arkadaşlar takas platformu biliyorsunuz sıkıntılı olabiliyor. Bu eleman özelliği diye bu arada. Bir profiline bakın. Mesela bak 19 gündür RL garajda, bir tek sıkıntılı yani bir adım geride durun derim. Bir Steam'ine bakacağım. Profili gizli. Arkadaşlar böyle mesela bu tiplere kaçın, yani öyle söyleyeyim sizlere. Steam profili gizliyse ve böyle 30 günden yeni bir hesap varsa hiç bulaşmayın. Hatta bloklayın gitsin. Ben tabii o kadar ileri gitmeyeceğim. Çünkü adam belki yani düzgün bir adam ama Steam profili gizli olduğu için kıllandım. Bunu ellemiyorum. Şimdi diğerlerine bakalım. Bak 20 kredi veriyor sanki dalga geçer gibi. Geç bunu. Onun dışında 90 kredi bir tane bulduk. 90 kredi de şurada dursun. Hop, yanlış sekmede açmayalım. Onun dışında bakıyorum. Evet şimdi şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Çok karlı olmadı ama şimdi burada evet bir sürü arkadaş kişisi var tabi, bu arada kabul edemiyorum, kusura bakmayın. 90 krediye vereceğim, benim yaptığım bu arada zararına bir satış ama siz yani maksimum, bakın maksimum bu golden egg'leri 120 krediye satabilirsiniz. Onun dışında satamazsınız yani. Hayır diyelim, dur adama tabi mevzu çıkma. I have for golden egg CR iç soru işareti atalım. 360 tam 9 çarpı 4 36, güzel matematik bir gıcı. Şimdi benim yaptım niye böyle bir zararlı satış oldu? Çünkü dediğim gibi çekiliş yapacağım arkadaşlar, vaktim yok ve sizlere bu videoyu yetiştirmem lazım. Eğer vaktiniz yoksa tavsiye etmemekle beraber böyle zararlı takaslar yapabilirsiniz. Ben yaptım, takasla uğraşmıyorum biliyorsunuz, artık bitirdim kafada. Bu adamı zaten çıkardık. Onun dışında bir de arkadaşlıktan da çıkaracağız şurada. Nimdas'le bay bay diyoruz. Tamam.
Şimdi gelelim kaç tane kredimiz oldu. Şimdi 830 kredimiz var. Bunu bir aklımızda tutalım. Ben düşünüp taşındım. Bu 830 400 400'e çekiliş yapmak istiyorum. Ama dedim ki ya Fenek bayağı seviliyor biliyorsun, tutuluyor. Çok da giden bir eşya. Ya dedim Fenek çekiliş yapamaz. Hazır fiyatı da düşmüş. 350 450 kredi dolaylarında seyrediyor. Bir fiyatını kontrol edelim. Yani piyasası kaçtan gidiyor. O yüzden ne yapacağız? Bu arada güzel de oldu. Yani bayağı öğretici bir videoydu. Takas videosu istiyordunuz ama benim vaktim yoktu. Hani vakitiniz yoksa işte böyle zararına satışlar yaparak çekebiliyorsunuz. Şimdi buradan I want this item diyeceğiz. Öncelikle sadece bir fiyat kontrol yapacağız. Sertifikası yok. Rengi yok. Eğer bunu en yaparsanız renkli feneklerle çıkacaktır. Aklınıza bulunsun. Eşya türü de item, yani düz eşya, yani şablon falan değil. Şimdi 500 kredi istiyor. Bu çok fahiş bir fiyat. 400 kredi istiyor. Gayet güzel. Tamam. Şeylere bir bakayım. 450 istiyor. Bakın. Şimdi bu adam niye 400 kredi istemiş? Bu adam bir kere takasçı değil arkadaşlar. Orası çok belli. Niye? Çünkü takasçı olsa 10 tane ilan yeri var. Onu da doldurur. Bu adam hani krediye ihtiyacı var acil. Bak zaten fast yazmış buraya. O yüzden 400'e satıyor. Ben de pazarlığa oturacağım bakalım. I have 350 CR for Fennec if you want diyeceğim. Bilerek, yani aslında yaptığım doğru bir şey değil ama çünkü fast dediği için ve takasçı olmadığını bildiğim için böyle bir şey dedim. Ve bakalım, muhtemelen reddedecektir ama ben yine de şansımı denedim. Şöyle 350 tutturursak bir tane harika olacak ya. Hem de yani hoş olur. 360. Aa bak yine bu adam, tamam arkadaşlar bu adam kesin scammer, yani %99 scammer. Çünkü no thank you diyor. Peki şöyle yapalım. Ben biraz da pazarlık yapmayı seviyorum. Çünkü 400 krediye farklı fenekler var. O yüzden şöyle yapacağım. 380 CR'den last offer diyeceğim. Yani son teklif. Biraz böyle çirkeflik yapıyoruz ama takas böyle bir şey arkadaşlar. Ticarette böyle şeyler de var. Şimdi 360'a bir tane koyan var ama profil falan hiçbir şey yok. Bir dakika şunu bir Epic Games benle aynı saatte 4 ayı varmış. Dur bir Steam profiline bakalım şu elemanın. Türkmüş lan bir de. Dur bir yazayım mı? Bekle. Sağ diyeceğim lan sadece. Sağ. Fenek elindeyse alabilirim. Dur bakalım. Belki de takipçi çıkar. Şimdi arkadaşlar bu yazdığımız Türk olan arkadaş satıldı dedi Fenekler. Ben de o zaman tamamdır. Teşekkürler diyeceğim ve şey yapacağım sadece hani şurada bir tane ilan gördüm. Güzel 390 satıyor. Yine çok mu karlı? Hayır. Ama ben size karlı almanın da yöntemini göstereceğim. Şimdi bu Tokyo'ya bir yazalım bakalım. Bu da benimle aynı zamanda. Oğlum bu da mı Türk lan? Bir dakika. Bu arada Rocket League'de ya takas yapan bayağı Türk var ama Türk değil arkadaşlar. Öyle gözüküyor şu anlık. Şimdi buna da bir mesaj gönderelim. Diyelim ki hi I want to Fennec for 390'ın iki katı kaç yapıyor? 180 yapıyor. Buna da bir yazalım. Mesaj gelirse ben yine geleceğim arkadaşlar. Şimdi yazdık. Adam dedi ki okey diyelim de şöyle. Bana 5 dakika verir misin dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi bu adamı bir ekleyelim. Tokyo. Bu arada takas videolarını çekmeyi ben de özledim ama yani fark ettiyseniz sürekli böyle bir şu an zararına satış yaptığım halde ciddi bir zaman alıyor yani. Bunu da göz önünde bulundurur arkadaşlar. Ama böyle çekiliş zamanlarında falan ya böyle aldığım itemleri çekiliş yapmak için sizlere takas yaparken de gösteririm. Şimdi bu adamı ekledik. Dur bir de Epic Tokyo Edit diyelim bir de. Ekledik diyelim. Şimdi adamımızı bekliyoruz. Yani olayı bu aslında. Tamam ben hani videoda ben keseceğim ama bayağı bekliyoruz kısaca. Bu arada her size şunu da göstereyim. Vaktiniz varsa arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Ben Fenek üzerinden göstereceğim. 350-400 fiyatının olduğunu biliyoruz değil mi burada? Bunu aklımıza tutalım. Ondan sonra bakın arkadaşlar fiyat alırken I have this item diye alıyorduk galiba değil mi? Aynen tamam 300 kredi veriyorum. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani ölü fiyattan almaya çalışıyor. Sizin de amacınız bu olacak. Buradaki hedef kitlenizi de söyleyeyim ben size. Böyle acilen krediye ihtiyacı olan benim gibi tipler var ya işte sizin hedef kitleniz o olacak açıkçası. Böyle çok satan eşyalardan yürürseniz başarısınız diye düşünüyorum. Mesela abi tabii biz bu sertifikayla Paint'i nan yapmadık. Şöyle nan yapalım. Bak 350'den alıyor ölü fiyat. 300 ölü. Yine 350 bir nebze ölü değil ama bakın hepsi 300'den alıyor. Siz ne yapacaksınız? 300 ile 350 arasına koyun. Ya yani bu şekilde biraz beklersiniz ama illaki
karlı satışlar yaparsınız. Aslında takasında olayı biraz da bu yani. Sürekli böyle hızlı satış yapmak ve hani biraz da sabretmekle oluşuyor. Şimdi bu Tokyo bize ekledi mi eklemedi bekliyoruz. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, adamımız gruba davet atmış. Biz çok geç kaldık. Şöyle hayır yazalım. Bakın mutlaka adam takasla. Şöyle bir anlayalım. Ha, takasla değilmiş lan, direkt şey yapmış. Şimdi biz bundan 780 kredi vereceğiz. Karşında 2 fenek alacağız. Ya benim takasla ilgili yorumum aslında aceleye aldığımız için bence ortalama bir takas yaptık diye düşünüyorum. 450 kredileri 400 kredileri almadık. 390 aldık. Hani zararın neresinden dönersen kârdır. Şöyle bakıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir bakın yani, sıkıntı olmasın. Zaten 780 kredi. 2 tane 390 kredi tanesini aldık ve şimdi çekilişe nasıl katılacaksınız onlara gelelim. Arkadaşlar bu sefer şey şartı olmayacak. Hani işte Epic Games'e benim kodumu girenlere artı şans gibi bir şart olmayacak. Sonradan bu telefon çalıyor ya, bir saniye arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Videodayım, arıyorlar. Şimdi şunları bir tamam diyelim. Thank you diyelim. Bir tanesi ilk 10 gün içinde, öbürünü de diğer 10 gün içinde çekeceğiz. Şimdi birinci şart arkadaşlar. Bu arada fenekleri teker teker çekeceğim. Yani 10 gün içinde bir tanesi, sonraki 10 gün içinde de bir tanesi. Artık bu kalan 50 kredi yani onu ben biraz daha arttırıp farklı çekilişlere kullanırım. Şöyle olacak çekilişimiz. Bir kere bu zorunlu şart. Yani bunu çünkü çekilişi açıklanacağı yer orası olduğu için zorunlu şart koştuk. Discord'a katılıyorsunuz arkadaşlar. Discord'da çekiliş kanalı var. Kanalları kurcalayın, zaten göreceksiniz. Orada koskocaman fenek çekilişi diye bir post var. O postun altında bir tane emoji var. Parti emojisi. Basıyorsunuz emojiye, hop katılmış oluyorsunuz. Ondan sonra 10 gün sonunda bot kazandıysanız sizi etiketliyor arkadaşlar. Diğer şartımız ise bu zorunlu değil. Tamamen bana destek amaçlı. Kanala abone olup bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Ama Discord'a katılım zorunlu çünkü yoksa çekilişten haberdar olamazsınız ve katılamazsınız. Bunu da söyleyeyim. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Takas videolarını istiyordunuz. Benden de dedim çekilişle birleştirin falan, böyle ortaya karışık bir şeyler yapalım. Canlı canlı işte takasları yaptık, gördünüz. Ama benim bu yaptığım takasları sizlere tavsiye etmiyorum. Tavsiye ettiğim yöntemi de zaten video içinde söylemiştim dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.